Merhaba, merhaba, merhaba. Bugün canlı yayında konuğum Canan Bektik, Servet Krallığı konu başlığımızla. Bugün bakalım hangi sihirlere, hangi mucizelere, hangi şahane maceralara kucak açacağız ve şimdi başka neler mümkün? Nasıl bu kadar şanslı olduk? Canan Bektik'le birkaç seneden beri, 2019 yılından beri benim ve sevgili eşim Murat Aybey'in birlikte ev sahipliğini yaptığımız muhteşem bir seminerden bahsetmek istiyorum sizlere. Sevgili Canan Bektik'in dünyada muhteşem bir seminer bu. Bu seminerde servetten bahsediyoruz. Sevgili Canan Bektik, bizim servetimize servet katmamız için neler mümkün, bize bununla ilgili kolaylaştırma yapıyor. Canancığım merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz erken girdim galiba Burcu. Pardon. Yo, tam zamanında harikasın. Ben de bir iki ufak bilgi veriyordum Sen sınıfla lütfen ilgili. bilgi ver. Ben dinliyorum. Sen geldikten sonra bilginin kendisi gelmiş. Benim artık söyleyeceklerime gerek yok. Hoş geldin. Hepiniz tanıyorsunuz sevgili Canan Bektik. Bilince erişmek kelimelerinin kendisi olan benim seneler önce 2015 yılında ilk foundation eğitimini aldığım Murat Aybey eşimle birlikte 2014 yılında da ilk Bars eğitimimizi aldığımız hocaların hocası ve dünya üzerinde 5 kişinin servetten bahsetme yetkisi olan o 5 kişiden biri olan sevgili Can hocamız Canan Bektik. Nasıl bu kadar şanslı olduk Canancığım, bizlere buraya geldiğin için, bizlere bu enerjiyi açtığın ve hediye olduğun için şükran duyuyoruz. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Sen kendi yolculuğunda, kendi yaşamında sadece Access Consciousness değil, pek çok modalitenin, öğretinin bir tamamını temsil ediyorsun benim için. Olduğun enerji şifanın ta kendisi, bizlerin para durumlarımıza şifalandırmak için bize neler söylemek istersin? Bize nasıl bir davetiye olursun bu cumartesiki muhteşem sınıfa? Şu anda da katılımcılar çok mutlular. Cumartesinin birkaç katılımcısı var. Bakalım başka kimlere davetiye oluruz? Bundan daha iyi nasıl olur? Teşekkür ederim Burcucuğum. Teşekkür ederim. Yani seni gönlünden kucaklıyorum. Şöyle, çünkü buna alan alıyorsun her seferinde. Buna davet oluyorsun. Benim için çok çok özel bu. Çok katkı. Bu gerçek bir katkısın. Gerçekten teşekkür ediyorum. Birlikte başka neler mümkün? Teşekkürler sevgili Murat Aybey'e de. Çok heyecanlı bu sınıflar benim için. Çünkü her yüreği yeniden bir oluşum yaratıyor. Her sınıf kendi içinde yeni katılımcılarla yeniden bir şeyler oluşturuyoruz. Hatta ben bile. Çünkü her seferinde sanki daha derine gidiyormuşum gibi bir algı var. Ve biliyor musun, hiçbiri birbirinin aynı olmuyor. Bu sefer de gümbür gümbür geliyor yani. Çünkü ben değişiyorum. Ben dünkü ben değilim. Sen de öyle tabii. Hepimiz her an değişiyoruz. Algılamamız, bilmemiz ve enerjiyi değiştirme biçimimizden tut, olmayı izin verme alanımızın genişlemesine kadar her şey değişiyor hepimizde. Bu sınıflar hakikaten farklı sınıflar. Enerjileri farklı her şeyden önce. Ne yaptıysa geri buraya bir enerji koydu galiba. Ve o özel bir sınıf yaratınca artık o enerji de orada oluyor tabii. Hepimizin enerjileriyle yaratılıyor bu sınıflar ve herkesin katılanların da enerjisiyle değişiyor sınıf tabii ki bildiğiniz gibi. Ama bu anonim servet yaratıcıları çok gerçekten farklı ve kendilerinin bir farklı bir değişim ya bilinci farkındalığı getirecek çok daha sübtil bir enerjiye sahip olduğunu farkındayım. Yani o sınıfa katılanların
gerçekte sahip olmadıkları hiçbir şeyin olmadığını farkında olacaklar ve bunu olmaya davet edeceğim ben onları. İçlerindeki o hani sanki sahip değilmişiz gibi, ihtiyaçlıymışız gibi ya da işte gerekçe yaratıyormuşuz gibi bir gerekçeye, bir ihtiyaca, bir sebebe bağlı parayı yaratma biçimlerinin farklı bir alana geçmesini sağlamak için buradayım. Yani bugüne kadar öğrendikleri, bildikleri, hepimizin bildiği, öğrendiği şeyin ötesinde biz nasıl daha büyük bir şeyin bizim için çalıştığının bilincine varmamızı talep ediyorum bu sınıfta. Ve her şey olmaya izin vermelerini isteyeceğim. Sınıf birazcık büyük bir sınıf, bir tam günlük, ancak bir tam günlük sınıf olduğu için bütün böyle yıllarca, binlerce yıldır bildiğim bütün enerjiyi orada fokuslayıp hani böyle zip yapıp vermek istiyor sanki insan. Daha fazla alsınlar istiyorum. Tabii ben akıtıyorum. Herkes ne kadar alırsa o kadar alacak ve ben herkese tabii almaya açacağım. Çünkü enerji alanımın bütün o bariyerleri indirdiğini farkındayım Burcu. Yani bana bariyerlerle gelsin insanlar. Hiç sıkıntı değil. Hani var ya, hani bariyerlerini indir lütfen diyoruz ya. Hayır arkadaşım, bana bariyerinle gel. Çünkü bariyeri eriten güç benim. O zaten bariyeri erirse bana gelmeyecek. Alıp kabul edecek. Kolay o zaman onun iş. Yani bana niye geliyor ki? Ben zaten onun bariyerini Sonra böyle deyince ben kendimi hatırladım 2014 yılında sana geldiğimdeki Hani hakikaten bariyerleri. bariyerlerini indir ya bu. Sen sonra 2015'te Foundation'dan sonra eriyen bariyerler. Wow. Hakikaten ne kadar şahane bir farkındalık. Bir yandan da herkese el sallamaya çalışıyorum. Yani o sınıfta yani sen Parayla bariyerimiz olmasaydı neler olurdu, değil mi? yani para çok fazla yük var tabii paranın içinde. Paraya dair çok fazla bakış açılarına sahibiz. Bunun dışındaki bakış açılarımız da parayı şey yapıyor, öncelikle parayı da gösteriyor. Yani herhangi bir bakış açımız zaten parayla örtüşüyor. O yüzden Access farklı bir gerçekten teknik ve Access'e çoğunlukla yanlış algılayabiliyorlar. Neden? Çünkü her yol Roma'ya çıkıyor gibi algılıyorlar. Yani Access'in yarattığı her şey paraymış gibi. Hayır, değil. Access parayla hiç ilgilenmiyor. Yani para onun yan ürünü. Onun ilgisi farklı. Onun ilgisi bilinç. Biz ne kadar bilinci yaratacağız? İşte o zaman zaten her şey bize parayla gelecek. Bizim o günkü sınıfımız gerçekten servet sınıfı. Tabii ki para araçlarını kullanacağız, para hakkında konuşacağız, servet hakkında konuşacağız, her şey hakkında konuşuyor olacağız. Bu her şeyle ilgili, sadece parayla değil. Bakalım ne olmayı reddediyoruz, nasıl oluruz, nasıl gerekçelendiriyoruz her şeyi. Böyle iğne oyası gibi, böyle matruşka gibi her şeyi açacağız böyle. Keyifli, eğlenceli ve Çok eğlenceli ve her seferinde sınıf yaklaştıkça benim bedenimde inanılmaz bir heyecan, bir coşku oluşuyor. ben de de. Galiba bunu keşfettim. Derinlere inmek iğne oyası deyince sen aslında bilince erişmek senin de sembolün, simgen, o kuş uçmak, o gökyüzüne uçan o güvercin, senin hikayeni kitabından da biliyoruz hepimiz. Bilmeyen varsa mutlaka Canan Bekdik'in şahane Ya Hayat Bir Şakaysa kitabını tavsiye ediyorum okumanızı. O özgürlüğü, o parayla özgürlüğü, o servetle özgürlüğü ta derinden, içimden çıkarıp bir kuş gibi uçurmadan önce
yaşamım boyunca kurtarıcı olmak peşinde koştum. Birilerini kurtarayım, bir şeyleri kurtarayım, hiç olmadı dünyayı kurtarayım. Sonra Akses'ten sonra, eğitimlerden sonra, senden sonra, araçlardan sonra bir parça daha kendime doğru bir keşif yaptıktan sonra bugün, hele ki bugün şurada ne konuşuruz diye şöyle bir enerjiye baktığımda aslında bizi izin verseydik bilincin yönetip yönlendirmesine. Biz yönetmek yerine, biz kontrol etmek yerine bilinç dediğimiz o muazzam şey, her şeyi içine alan, hiçbir şeyi yargılamayan. Çünkü yeryüzü de, evren de bilincin katlanarak çoğalmasının peşinde. Geri Douglas'ın çok şahane bir lafı var, onu sormak istiyorum sana. Ya şu anda parayı yöneten eller bugün dünyadaki değişseydi ve o yönetim, o dünya üzerinde ne kadar bolluk bereket var parayla ilgili değil mi? O bugün için parayı yöneten eller değişseydi bir kısmı Canan Bektik'e, bir kısmı Burcu Aybey'e, Murat Aybey'e, eşim ya söylemeden edemeyeceğim, bizlerin elimize geçseydi o paranın kudreti gerçekten bilinci seçen kişilerin eline geçseydi. Sanırım para bunu istiyor bizden. Sanırım bilinç bizden bunu istiyor. Hayatım boyunca hiç paranın peşinde koşmadım. Utandım paradan, para istemekten. Fakat şimdi hiç utanmıyorum çünkü bu seninle birlikte yarattığımız, senin yarattığın ve benim ev sahipliğini yaptığım bu seminerlerde öyle şeyler açığa çıktı ki iğne oyası gibi. Ben kaçsam da paranın beni kovaladığını biliyorum. Bir parça bu kovalamacadan bahseder misin? Biz parayı kovaladıkça para nasıl bizden kaçıyor? Oysa biz gerçekten bilincin peşinde koşsaydık para nasıl bizimle beraber yanımızda, önümüzde, arkamızda koşacaktı? Bir parça, belki bir iki cümle etmek istersen. Bugün ben buraya hangi soru olurum dediğimde bu soru geldi bana. Tamam, ben de şimdi bir mırıldanabilirim. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? O geldi bana şimdi. Demek ki ateş böceği gibi, değil mi? Yani biz neyi kovalıyorsak o kaçıyor. Ne demek bu? Bir şeyi kaynak yaptığımızda kendini köle yapıyorsun o yaptığın şeye. O yüzden de o kaçacak. Mecbur kaçacak. Çünkü sensin kaynak. Sensin varlık. Sensin sonsuz varlık. Eğer kaynağı paraya verirsen para peşinde koşacağız tabii. Parayı kaynak yapacağız. Parayı büyük yapacağız. Nitekim bu realde öyle yani. Ya kocayı kaynak yapıyoruz, ya eşi, kadını, ya sevgilimizi, ya çocuğumuzu, ya parayı, ya işi, ya evi. Yani birilerini kaynak yapıyoruz biz bu hayatın içinde yaşarken. Ya da çoğu kişiyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz kaynak. Ve biz gerçekte olduğumuz o sonsuz varlığın bilincinde olmuyoruz. O zaman da köle oluyorsun. Yani tabii ki her şeyin kölesi oluyorsun. Eğer borç varsa zaten bir iki kölesin. Bir şeylerin kölesisin. Biz ne yapacağız peki? Bir farkına varalım yani. Kendimizin kim ve ne olduğunu. Problem para değil. Problem biziz. Kendimizin kim ve ne olduğunu farkında olmamak problem. O yüzden bu sınıf bunu terse çevirmek için yaratıldı. Yani sabah başlıyoruz, akşam 6'ya kadar dırıp her şeyi terse çeviriyoruz. Ki daha büyüğünü büyük bir şekilde ortaya çıkar. Yani gerçekten olduğumuz o değeri ortaya çıkartalım ve hak ettiğimiz yere gelelim. Yani mevkimizi bilelim diyorum. Burcucuğum, benim bir annemlerin bir aile dostları vardı. Rahmetli oldu tabii hepsi. Şimdi bir küçük hikaye anlatacağım. Çok seviyorum izninle olursa ya. Rahmetli isim vermeyeceğim şimdi. Rahmetli teyzeniz çalıştığı yer nedeniyle böyle mevki yani o zaman şehir hatlarında birinci mevki var, lüks mevki var. Yani Kadıköy var mı bilmiyorum ama Beşiktaş
iskele, vapur iskele, vapur var ya karşıdan karşıya. Onlar böyle birinci mevki, lüks mevki, ekstra para veriyorsun. Lüks mevkide deri koltuklarda oturuyorsun. Ha, ben onları yaşadım. Biliyorum ya o dönemi. Şimdi kendisi de ama yaşsızım yani. Kesinlikle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Burcu? O kadar hızlı bir geçiş var ki ya biz 20 sene önce o yoktu, bu yoktu diyoruz. Ne kadar hızlı her şey değişiyor ona bakacak olursan. Yani teknoloji ne kadar bir hikayesi var. Yani kadın haklarının ne kadar hikayesi var baktığında. Yani şundan 70'li 60'lı yıllarda ya da 50'li yıllar yani Avrupa'da kadın hakları yanlış söylemeyeyim ama çok yakın bir tarih. Çok hızlı bir gelişme var, çok hızlı bir büyüme var. Birazcık da onunla ilgili, yaşla ilgili değil dermiş. Şimdi o mevki olarak orada işte şehir hatları ile ilgili olduğu için çalıştığı yer. Şimdi eşinden kavga edince bilirsin hepimizin başından geçmiştir. Belki tası tarağı alıp koltuğa geliriz hani o gece beraber yatmazsın eşinle. Böyle bir hikaye de vardır hep. Küsersin gelirsin onun yanında yatmazsın tamam mı? Ve rahmetli eşi şöyle seslenirmiş teyzemize işte isminle. İsmini söylemek istemiyorum. Lütfen mevkinizi biliniz. İşte falanca eşine seslenir. Lütfen mevkinizi biliniz. Yani çağırıyor onu yatak odası. Yani mevkin senin burada gitme diyor. Senin mevkin koltuk değil yani. Senin Senin mevkin burası yatağın kendisi. yatağın kendisi buraya gel diyor mevki. Çok hoşuma gider. Yani biz de mevkimizi bilirsek eğer. Böyle kendimizi böyle süfli yani konuşmak bile istemiyorum aklıma gelen kelimeleri. Yani böyle yani gerçekten mevkimizi bilirsek o zaman neleri değiştirebiliriz acaba? İşte bu sınıf birazcık bizde birazcık değil. Olabildiğince o mevkiyi farkında olma yeri diyeyim. Yani birazcık böyle enerjitik olarak çat 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 açacağız. Yani biraz tokat demeyeyim de hani bilinçsizliğe tokat eriteceğiz bilinçsizliği. Orada yarattığımız o bilinçsizliği ki o bariyerdir onu eritirim. Bu benim işim. Olduğum enerji zaten eritir. Akses zaten çok güçlü. Benim enerjim güçlü. Farkındalığım var çok şükür. İşte tamam. O zaman bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Hodri meydan yani buradayız yani. Eğer gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsak. Yok hala biz ajitasyon. İşte neyse zavallı kurbanı oynamak istiyorsak zaten bizim işimiz bu sınıf değil yani. Gelmesinler çünkü güçlenebilirler. Kurbanı Yanlış. bırakabilirler. O yüzden davet ediyorum. Kimlere davet olabiliriz? Bu servete sahip olmak ya da işte anonim servet yaratıcılığı, servet krallığı, servet ne? Biz neyiz? Biz kimiz? Servet ne? Para ne? Bu realitede biz ne yapıyoruz? Onları böyle açacağız arkadaşlar ya. Bunları tek tek değiştireceğiz. Eğer değiştirecek gücü nasıl söyleyeyim? Cesaretimiz varsa gelin. Korksanız da gelin merak etmeyin. Çok yumuşacık geçişler yapıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Efendim? Çok yumuşacık fakat çok etkin. Çok etkin. Adrian Atansoy diyor ki Avukat Burcu Ataman herkes katılabiliyor. Evet, hiçbir ön koşulu yok. Borsa ile ilgili de bir çalışma olması için neler mümkün? Aslında ben çok samimi söyleyeyim. Akses'in özellikle de Canan Bektik'le bu servete sahip olma sınıfının parayla ilgili araçlarını borsada kullansaydınız eğer ki kullananlar çok var söyleyeyim. Sonra söylemedi demeyin. Azıcık da gelen olursa borsa ile ilgili soru soran olursa sınıf kendini orada bunun için de açıyor değil mi Canan? Tabii tabii Hiçbir tabii. şeyde bir
İster borsa ile ilgili sorun, ister kutsal hazine avcıları ile ilgili soru sorun. Nerede ararız biz bu hazineleri? Gerçekten sınıf kendini açıyor. Öyle muazzam bir enerji ki. Nasıl katılacağız? Çok kolay. Bana ya da Canan Bek diye DM, neydi? Doğrudan mesaj. Ya ben bu şimdi kaydederken bu canlı yayını altına da ya da linkini de yapıştırırım, telefon numarası da yazarım. Her türlü bizi bulursunuz, hiç üzülmeyin. Tabii. Fiyatı söylüyor muyuz Canan'cığım? Yani yazsınlar bize orada alırlar. Evet. Bir de şöyle bir şey vardı. Hiç ön koşul yok. Herkes gelebilir. Bilmeyen de gelebilir. Hiç sorun değil. Her şey mümkün arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Böyle bir kolaylık yarattım ben. Evet, çok şahane. Şöyle bir şey, bilmeyenlerin de gelebilmesi çok muazzam bir açılım yaratıyor. Çünkü bir şeyi gerçekten hiç bilmeyen birinin farkındalığına sunduğumuzda temel kavramlar. Yani diyelim ki ben Access karşısında çok uzun yıllar çok sınıflar almışım, onu yapmışım, bunu yapmışım. İşte her şey artık tamam. Hani yanına bir tik atarız ya. Öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Temel kavramlar her seferinde bambaşka bir açılım yapıyor. En temel kavramlar. Bu kime ait? Hiç bilmeyen varsa Access Consciousness'ın en temel araçlarından. Oysa benim çocukluğumdan gelen annemle babamın iki doktor olması dolayısıyla, onların ailelerinde memur olması dolayısıyla, o dönemlerin yaşamlarındaki o dönemin parayla ilgili yaklaşımı dolayısıyla satın aldığım en basit bakış açıları, yargılar beni bugün gerçek olduğum servet olmaktan alıkoyuyor. O kadar kolay ki. Hani gözlüğün sapı azıcık sallanıyor, tornavidayla bir milim sıkıştırırsın. Aa, oldu, yepyeni. Bu kadar da kolay. Yani bu kadar pratik, bu kadar basit. Hayatım Evet. evet online oluyor mu diyor. Evet, online da bağlanabilirler. Canlıya da gelebilirler. Seçin. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve servetin de ortasında bir yerde Senreis Hotel'deyiz. Evet. Bu bizim için oranın da enerjisiyle yaptığımız bağlantıyla Maçka Parkı'na bakan Senreis Hotel'in en muhteşem salonundayız. Gerçekten en ince detaylarına kadar sevgili Canan Bekdi'nin özenle seçtiği bir alan ve o alanda da bu bizim üçüncü birlikteliğimiz oluyor. Böylece o alanın molekülleriyle de artık şahane bir yaratım. Evet, başka neler Çok mümkün? heyecanlıyım. Tarihi sormuşlar Burcucuğum. 28 Ocak Cumartesi günü. Bu Ocak. Evet. cumartesi. Bu cumartesi. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Bakalım. Bu sınıf ne yaratacak? Çok merak Evet. ediyorum. Özellikle de şu ekonomik dediğimiz durum, şu savaş dediğimiz durum, İçinde şu bulunduğumuz durum dediğimiz değil mi? bulunduğumuz Tam şu zamanı. şahane durum gerçekten nasıl bir hediye aslında? Bugüne kadar hiç olmadığımız kadar ötesine nasıl geçebiliriz? Bugüne kadar kendimizi sınırladığımız. Bundan daha iyi nasıl olur Burcucuğum? Bizimle birlikte yaratmaya sevgili Canan Bektikin bu gerçek kendi olduğu servetin bize açılımını birlikte keşfetmeye hepiniz davetlisiniz. Evet. Az kaldı. Az Çok kaldı. az kaldı. Panik atak diyor. Panik atak hocam, ne dersiniz? Panik atak diyorlar. Panik atak. Bu size mi ait? Yoksa annenize mi ait? Bir bakın lütfen. Kimden alıyorsunuz bunu? Genelde depresyonlar hep ailede birilerine şifalandırmak içindir. Hani bir bakmanız lazım. Buna bakın. Evet.
Bundan daha iyi nasıl olur? Ben bu kadar söylemek istiyorum. Yani enerjiler konuşacak tabii sınıfta. Başka neler mümkün? Evet, başka neler mümkün? Ne, öyle ki önceki sınıflara katılan katılımcılar yeniden katılmayı seçiyorlar. Nasıl, değil mi? Geliyorlar biliyor musun? Şu anda iki kişi daha tekrar gelmek istiyor. Çünkü bu onların anlamadığı ile ilgili değil. Bilakis kendi hayatlarında değişim yarattılar. Daha fazlasını yaratmak Talep. istiyorlar ve daha derin algılamak istiyorlar. Çünkü ben de bu konuda çok fazla sınıf yaptım. Hakikaten burada yani bir şeyi terse çevirmek için öyle bir tane sınıf yetmeyebilir. Daha fazlası her sınıf, her çalışma daha derin gidiyor ya. Hani bir sınıfta duyamadığınız ya da o gün gelmedi size, işlemedi o kelime, bir başka sınıfta başka bir şekilde size etkileyebiliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Hakikaten birkaç kez de alınabilecek sınıflar bunlar. Bir kerelik değil. Ben her Değil seferinde mi? yeni bir sınıfla karşılaşıyorum. Her seferinde tabii ki az önce senin çok tatlı bir şekilde söylediğin gibi aradan geçen zaman en son işte 8 Ekim'de yapmıştık. Kasım, Aralık, değil mi? Üç ay. Üç ay. Ocak 3 ay olmuş. Bu 3 ay bana 3 asır gibi geldi. Ben arada kendi hayatımda kendi şu anki seçtiğim alandaki kariyerimde, Access Consciousness'ta inanılmaz bir sıçrama yarattım, yaşadım ki Canancığım sen de bilirsin, bir yerlere tam sıçrayacağımız zaman tam böyle sonuna geldiğimizde orada her şey başımıza üşüşür. Bu bana göre mi acaba, olacak mı acaba, olmayacak mılar, böyle artık nerelerden geliyorsa tam benim o dönemde öyle bir alanımda olan bir dönemimdi. Yani kendi adıma bayağı sıkıştığım bir dönemdi. Oradan hop diye bir anda sanki böyle sürpriz gibi görünen böyle inanılmaz bir sıçramayla, ki böyle söylüyorum ama tabii ki söze döktüğümde hiçbir zaman şunu demek istemiyorum. Bu böyle oldu çünkü bundan. Fakat bunun da katkısı muazzam. Muazzam gerçekten. Ve seçimin için şükran duyuyorum. Çünkü sadece seçenler, önce seçilenler, sonra seçilenlerin arasında da seçenler veriyor bu sınıfı. Evet. Sen Evet. seçiyorsun. Sınıfı vermek de bir seçim gerçekten. Çünkü 10 parmağında 20 marifet olan bir kişinin böyle bir sınıfı bizlere hediye etmesi, senin bizlere bu marifetlerinin yanında bunu da hediye etmen benim için çok büyük bir şükran duyuyorum, minnet duyuyorum Teşekkür ederim gerçekten. Burcucuğum. Çok naziksin. Alanı Birlikte Türkiye'ye bir mine taşıdığın için çok şükran duyuyorum. Türkçe. birlikte başka Türkçe. neler mümkün? Yerli malı, yurdum malı diyorsun. Ve gerçekten de onur duyuyorum senin bu sınıfları vermeyi seçmeye devam etmen için. Ben nasıl bir hediye olurum? Gerçekten. Şimdi başka neler mümkün? Evet hayatım, bakalım kimlere davet olacağız bu sınıfı Yanılmıyorsam yarattık. fakat bu özel oluyor sen rejistede de, değil mi? Her ay verdiğini düşünüyorum. Doğru mu Hayır, hatırlıyorum? doğru. Bir ara öyleydi. Hayır. Yani çok kısa bir yani her ay vermedim. Her ay vermedim. Ara ara Zoom'dan, Covid zamanı ara ara Zoom'dan yaptım. Tabii Evet. Covid bittikten sonra tekrar sen rejise geçtik. O Covid 2 sene mi sürdü nedir? Orada yaptım birazcık Vallahi bayağı sürttü. Bundan Zoom'un daha başına iyi nasıl olur? Bakalım bunun hediyelerine kimlere davet olacağız? Çok merak ediyorum. ben de çok merak ediyorum. Eğer katılmak isterseniz ben şu anda yaptığımız canlı yayın altına bilgileri gireceğim. Bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Canan Bekli'ye ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Servet kapıları açmak için şimdi başka neler mümkün? Neler mümkün? Canan çok teşekkür ederim.
ederim Ben de çok katıldığımıza. teşekkür ediyorum. Bu olarak böyle bir davetiye olmak için söylemek isteyeceğim, yeni katılanlar, konuyu anlamayanlar vardır diye. Evet, Belki onlara şöyle bir şey bir diyeyim davetiye olmak isterim. isterlerse. Hep yeterli olana baktık ya da yeterince yoka baktık. Değil mi? Bu realitede ya yeterliydi bu bizim için ya da yeterince yok vardı. İşte ben onları herkese öyle bir vizyona davet edeceğim ki gerçekten bolluk kapıları, gerçekten bilincin kapıları, ihtişamın, bolluk bereketin kapılarını açmaya cesareti olan, gönüllü olan arkadaşlarımla birlikte neler mümkün diyorum. Ve hiç yeterli olmayan ve her zaman harcayabileceğimizden çok daha fazla paraya sahip olmaya davet ediyorum. Burada sıkıntı neyse hepsini değiştirmemiz için buradayız. Bundan daha iyi nasıl olur? Çok Bundan öpüyorum. Çok daha iyi. teşekkür ediyorum Ben de Burcucuğum. Bu teşekkür davetin ediyorum. için, İyi bu bari. birlikte yaratımımız için. Daha nice nice servet sınıflarına. İnşallah. Bundan daha iyi nasıl olur? Seçiyorum ben de. Cumartesi kimler bizimle arkadaşlar? Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça Teşekkürler kalın. katıldığım için. Teşekkür ederim Canan'cığım. Bütün katılımcılara da şükranlarımızla Evet. çok teşekkür Evet. ederim. Bye bye.